Sevgili kardeşlerim, hadis savunması isimli eserimizin 24. dersindeyiz. Bu derse kadar hep Kur'an'la konuştuk. Bu dersle birlikte hadis usulüne dair bazı bilgiler paylaşacağız. Bu bilgiler sayesinde hadislerin ne kadar güvenilir olduğu ortaya çıkacak. Bu derste işleyeceğimiz konu ravida aranan şartlar. Kendisinden hadis nakledilen gavide şu şartlar aranır. 1- Gavi Müslüman olmalıdır. Müslüman olmayandan hadis alınmaz. 2- Gavi akıl sahibi olmalıdır. Temiz yaşına gelmeyenden ve mecnundan hadis alınmaz. 3- Gavi doğru sözlü olmalıdır. Yalancı olduğu bilinen kimseden hadis alınmaz. 4- Gavi meşhur olmalıdır. Yani kendisinden en az iki kişi hadis almış olmalı veya ceh ve tadir yönünden hali bilinmelidir. Meşhur olmayandan hadis alınmaz. 5- Gavi müdellis olmamalıdır. Yani hadis rivayetini düz şekilde yapmalıdır. Eğer gavi hadisin senedindeki veya metnindeki bir kısım kusurları gizlemeye kalkarsa bu kimseden hadis alınmaz. 6. Ravi diyanet sahibi olmalıdır. Farzları yapmayan ve haramları işleyen kimseden hadis alınmaz. 7. Ravinin itikadı düzgün olmalıdır. Küfre düşen sapık inen sahiplerinden hadis alınmaz. Ehli bidde olan Şia'dan hadis alınırsa da onların küfre düşenlerinden yine hadis alınmaz. 8. Ravi mürüvvet sahibi olmalıdır. Yani insani yönü ve ahlaki durumu güzel olup öf ve edebe riayet etmelidir. Mürüvveti noksan kişiden hadis alınmaz. 9. Ravinin zaptı tam olmalıdık, Yazdıklarına ve ezberlediklerine hakim olmalıdır. Hafızası zayıf olan kimselerden hadis alınmaz. 10. Hadisin senedinde kopukluk olmamalıdır. Buna ittisal şartı denir. Hadisin sahih olabilmesi için Resulullah aleyhissalatu vesselama kadar birbirini görmüş olan raviler kanalıyla gelmelidir. Arada kopukluk olursa bu hadis sahih olmaz. 11. Hadise muhalefet olmamalıdır. Yani hadis bir başka hadisin veya ayetin hükmüne muhalefet etmemelidir. Muhalefet taşıyan hadisler sahih olmaz. Bunlara şaz, münker gibi isimler verilmiştir. 12. Hadis muallel olmamalıdır. Yani herkesin fark edemeyip sadece hadis ilmini çok iyi bilenlerin keşfedebileceği ince bir kusur bulunmamalıdır. Bir hadisi sayı kabul edebilmek için bu 12 şartı aramada alimler müttefiktirler. Bunlardan biri eksik olursa hadis sahih olmaz. Bu şartlardan başka bir de hususi şartlar vardır. Mesela İmam Buhari'ye göre ravi hadisi kimden rivayet ediyorsa onunla beraberliği uzun olmalı ve bir müddet onunla yaşamalıdır. Demek İmam Buhari'ye göre biraz evvel saydığımız 12 şart bir hadiste bulunsa dahi hadisin ravisi rivayeti aldığı şahısla uzun bir zaman yaşamamışsa bu hadis sahih değildir. İşte hadis alimleri bir hadisi sahih kabul ederken adeta kılı kırk yarmış ve hadisi ondan sonra sahih kabul etmişti. Hal böyleyken onların sahih kabul ettiği bir hadise uydurma demek ancak kişinin cehaletindendir onların sahih dediği bir hadis bizim nazarımızda da sahih. Sevgili kardeşlerim bu dersimizi burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz. Niçin bir hadis imamı bir hadisi sahih kabul ederken diğeri sahih kabul etmemiş? Bu sorunun cevabını öğrenmek için bir sonraki dersi seyredebilirsiniz. Şimdilik Allah'a emanet olun.